sağ olsun bir baktım güzel bir araba içinden Hayriye Hanımlar grup. Diğer taraftan 8 Mart kadınları sürekli arıyor abla korkma. Yok biz gerçek korkmamıştık ama yine de yani. Birlikte olmak önemli. Evet. Evet, sizlere teşekkür ediyorum. Şu anda da bütün kadınlar orada çalışıyorlar. Ve bana sadece söyledikleri bizim adınıza da teşekkür ettiler. Onlar iyi ki varlar dediler. Eğer yani biz 3 senedir orada çalışıyoruz, hiçbir yanlış yaptığımıza asla inanmıyoruz. Ve bunu da söylemeleri için kendilerine bildirdik, yazıyla gönderdik. Hani bir hatamız, bir yanlışımız varsa öğrenelim diye. Ama olmadığını onlar da biliyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece bu sizlerin sayesinde, sizlerle birlikte belediyeye de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü orada o kadar iğrenç şeyler dönüyor ki. Engeller Derneği deniyor, engellerle hiçbir alakası yok. Artık çirkin şeylerin döndüğü bir park haline geldi. Diğer taraftan bizimle sürekli orada uğraşan bir belediyenin çocuk kulübü denilen yeri var ki ben senelerce kreş işletmeciliği yaptım. Her hafta başımızda sosyal hizmetlerden denetlemeler varken orada hiçbir kanuna uygun şey yok. Çıksınlar, hepsini ben ispatlayayım. Artı onların başına koyduk çalışan bayan diyeyim artık. Bayana da şey yapmıyorum ama bayanın akşama kadar oraya gelen iki yaşlıyla karnını doyurmak için kumar oynadığı ve bunları ben asla uydurmuyorum. İspatlayabilirim. Elimde resimleri var bir sürü. Ama bu insanların bizden rahatsız olmasının sebebi onları rahatsız ediyorduk. Nerede oynanıyor kumar? Aynen Engeller Derneği'nin içinde kapısında, bahçesinde. Halk konağının içerisindeki Engeller Derneği. Aynen. Tamam. Aynen. Kumar oynayan bayan belediyemizin çocuk kulübündeki görevlimiz. Ne tür kumar? Pişti. Parayla pişti. Evet evet. Parasına? Evet o günkü yemeğine pişti. Ama bu pişti. Herkes oynayabilir. Ben de mesela ünlü bir kumarbaz kadar kumarı seviyorum ama o benim eşimle veya dışarıdadır. O mesai saatleri içinde. Çocuklar, çocuk kulübünde çocuklar hiçbir zaman anneyle oturmaz. Zaten ortam zaten 2 metrekare, 3 yani 10 metrekarelik bir yere oyuncak doldurulmuş ve anne geliyor, oturuyor, çocuğunu bekliyor. Ha pardon yalan konuşmayayım. Bir bazı günler bir kedi yapıyor, yüzüne boyamayı yapıyor şimdi inkar etmeyeyim. Bir boya yapılıyor onlar için ama bu insan bizden sürekli rahatsız oluyor. Siz kaç yıldan beri orayı kullanıyordunuz? Ne adına kullanıyordunuz orayı? Biz belediyenin kadınlara yardım, yani kadın dayanışmasına sponsor olduğu bir yer olarak kullanıyorduk. Kadın emeğinin değerlendirilmesi gibi aynen. Bir şey mi? Aynen, kadın emeğinin değerlendirilmesiydi ve öncelikle anlaşmamızda zaten araba da veriyorlardı. Çünkü İzmir sanayiyle çalışıyorduk, organize sanayiyle. Haftada bir giden arabalar bizim şeyimizi götürüyorlardı veya getiriyorlardı. Belediye mi tahsis ediyordu arabaları? Belediye mi tahsis ediyordu arabaları? Ediyordu. Ne oldu? Sonuçta ne oldu? Sonra arabayı alacağız dediler. Hiç önemli değil dedik. Biz kendi cebimizden veya firmalar artık bize alışmıştı. Onlar otobüse verip gönderiyorlardı. Bir şekilde idare ediyorduk. Ta ki bu seneye kadar. Bu sene hiçbir açıklama yapmadan oranın engelliler için yeni bir plan düşündüklerine. Orada da bizim yerimizin olmadığını söylediler. Tamam dedik ama sonra yaptığım araştırmada bizim haricimizde kimseyi çıkarmadılar. Kim bu şeyi verdi size bildirimde bulundu? Bunu beni oraya ilk kabul eden Ömer Başkan. Çünkü ben bu işi bir teklif ona 3 sene önce götürdüğümde diğer Salih Başkan falan ben tanımıyordum, yabancıydım. O Umre'deymiş, Ömer Başkan'la muhatap olmuştum. O vermişti anahtarı, o istedi. O istedi anahtarı. O istedi. Pekala, siz yazılı dilekçe vermiştiniz. Verdik. Cevap gelmedi. Yazılı bir dilekçenize cevap gelmedi mi? Geldi. Neydi? Dilekçenizin içeriği neydi? Dilekçemizde sadece neden o 2 metrekarelik odadan çıkarıldığımızı öğrenmek istiyorduk. Gerekirse kira verelim diyorduk. Çünkü potansiyel orada fazlaydı. 3 senedir oraya alışılmıştı artı. Biz bu işe başladıktan sonra 4 tane fabrika geldi Akisar'a. Tekstille ilgili. Onlar da hemen arkamızda biliyorsunuz bu gıda çarşısı denilen yerde. Yani onlara da yakınlığımız vardı. Düz ayak olması, bahçenin olması çok güzel bir ortamdı.
Onun için biz çıkarılmak istemediğimizi, gerekirse kira verelim dedik veya gerekçe ne dedik, bizi neden çıkarıyorsunuz dedik, hiçbir cevap gelmedi. Yazılı bir gerekçe yok. Gelmedi, sadece en son duyumlar olarak, duyum olarak bir şey var mı? Duyum olarak tabii çok şey var. Mesela? Orada başbakana hakaret edildi. Gerçekten var mı böyle bir şey? Veya herkes mi yaptı onu sadece? Hayır, ben o denilen günde benim orada olmadığım söyleniyor. Kimisi orada diyor ama bakın toplu biz bir özgür ülkeyiz. Yani toplu yaşanılan yerlerde bazı şeyler olur. Yani ama benim yanımda asla öyle bir şey olmadı. Asla. Bakın çok samimi söylüyorum. Asla olmadı ki orada her türlü insanımız var. Ve biz sadece kadınlar olarak orada durmadık. Yoksa bir siyasi şeyimiz yok. Sizin göreviniz neydi orada? Benim görevim o fikri götüren ve başta. Yani ben yetkiliydim. Bütün sorumluluğu alan kişiydim. Kadın Dayanışma Grubu, kadın emeğinin değerlendirilmesiydi değil mi sizin çalışmalarınız? Tamam. İsminiz? Serap Karaca Çakaloğlu. Karaca, tamam. Ben bu bilgiyi aldım, yani videoya kaydettim. Gazetede de çıkarmayı düşünüyorum. Gerekirse Ömer Başkan'la bunu da görüşmek isterim. Böyle böyle bir iddialar var, ne diyorsunuz diye. Cevap verirlerse de onunla yayınlarız. Ama vallahi ben dediğim gibi Ömer Başkanlığı'ndayız. Gelen işte hala atılmadılar mı? Hala gitmediler mi? Hala çıkmadılar mı? Hani biz neydik? Yani biz orada neydik? Biz siyasi çalışma veya gruba mı sokmak istediler? Yani başbakana hakaret edildi de söyleniyor. Yani evet, demek ki. Farklı gruplaşmalar mı vardı? Demek ki başından herhalde girilirken ben artık en son öyle düşündüm. Demek ki bizi oraya aldıklarında başka bir şey düşünüldü. Sonradan onun olmadığı görününce rahatsız oldu. Başka ne açıklama yapabiliriz? Yani mantıklı olarak. Şimdi ne? Oradan ayrıldıktan sonra şimdi ne yapıyorsunuz? Vallahi şimdi biz dernek olarak bundan sonra yine işimize devam edeceğiz. Kadınlarımızla beraberiz. Ve benim şu anda inanın çok samimi söylüyorum. Büromuza gidin, buyurun çalışma yerimize. AK Partili de şu anda oturuyor da oyunu vermiş kadıncağız. Orada oturuyor, iş yapıyor. MHP'lisi de, CHP'lisi de hepsi. Bakın yemin ediyorum. Ve dernek dediniz. Yeni mi dernekleştirdiniz yoksa daha önceden? Dernek değildik. Yeni dernekleştik. Yeni dernekleştiniz. Evet. Önceden dernek değildik, hiçbir şey değildik. Derneğinizin ismi nedir tam? Kadın Dayanışma ve El Emeği Derneği. Tamam. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Vallahi çok sağ olun. Vallahi iyi ki varsınız. Biz de mücadelemizden dolayı sizi kutluyoruz yani. Güzel bir direniş sergiledi. Ama demek ki sizler olmasanız biraz korkuyormuşuz. Ben onu hissediyorum. Yani sizler olunca böyle daha çok cesaret.